İyi günler arkadaşlar. Uzunca bir süreden sonra sizlere tekrardan video çekme imkanı buldum. Bildiğiniz üzere bir dönem karada makine inspektörü olarak göreve başlamıştım. Deniz hayatını bırakmıştım. Ama bu süreçte sadece hafta sonları çok kısa bir zaman zarfı içinde plasalarımı gördüğüm için, ailemle az vakit geçirebildiğim için tekrardan deniz hayatına dönmeyi tercih ettim. Şimdi bugünkü konumuz dog show'lar, yani köpek şovları. İsmi köpek şov olarak geçse de aslında bu yerler köpeklerin anatomilerini ve karakterlerini değerlendirmeye soktuğumuz bir yarışma alanlarıdır. Benim merak ettiğim bir şey tekrar size sormak istiyorum. Secereli üretim, belirli fenotip ve genotiplerin köpeklerin devamı, üretilmesi, bu neden önemli? Bunu bir de sizden duymak istiyorum. Bu köpek hem ev köpeği, aile köpeği olabilir mi? Çalışan bir köpek de olabilir mi? Birazcık özelliklerinden bahsederseniz. Presecanario hem pet olup hem de koruma köpeği olaraktan çok başarılı bir ırktır. Presecanario'larda en önemlisi secereli olması. Secereli köpekleri ve zıplaması. Gösteri sergiliyor bize. Secereli köpekler hem bu şekilde size bağlıdır hem de koruma gerektiği zaman az önce Marinero'da gördüğünüz gibi size korumasını sergiler. Şu an bana olan sevgisi ve mutluluğu. Çok ve tatlı bir ev evet. Gibi. Rağmen bu atletiklikleri. Özgüven. Süper, süper. Evet. Çok güzel. Benim tavsiyem Presecanario alırken secereli olması çok önemlidir. Çünkü bu köpeğin hem anatomik sağlık yapısını incelemenize hem de karakterinin doğru olup olmadığını gözlemlemenize olanak sağlar. Eğer seceresiz bir Presecanario'ya sahip olduğunuz zaman ne kadar tehlikeli, ne kadar korkak olabileceklerini bilemezsiniz. Evet, doğru. Özgür Bey bir kez daha teşekkür ben ediyoruz teşekkür sizlere. Evet. Yarışmada başarılar çok diyoruz. Çok tatlı, aşırı sevimli bir köpek. Yani bu kadar cüssesine ve görüntüsüne rağmen o kadar kibar ve sevgi dolu ki aslında evet. Hani neslinin devam etmesi gereken köpekler bunlar arkadaşlar. Süper çocuklar. Merdiven altı üretime karşı. Tabii benim size tavsiyem burayı yarışma alanı görmek yerine burayı insanlarla, piyasa severlerle, köpek severlerle bir araya geldiğiniz bir topluluk, bir eğlence, bir gezi gibi olarak düşünürseniz bu aktivitelerden zevk alırsınız. Şimdi bizler neden yarışmalara gidiyoruz? Öncelikle Presecanario'ları sosyal yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu üstüne basa basa söylüyorum. Kendinde yaşadığı eksiklikleri, güçsüzlükleri köpekten bekleyen insanlar köpeklerini vahşi şekilde yetiştirirler. Ama Presecanario'lar bu şekilde yetiştirilmemelidir. Çok güzel ırklar vardı bilirsiniz. Dogo Argentinler benim çok sevdiğim bir ırktır. Hatta Cane Corso beslediğim süreden sonra Dogo Argentin alacaktım. Ama yasaklı ırk olduğu için ve yarışmalara götüremediğim için bu ırk yerine Presecanario'nun özelliklerini araştırmaya başladım. Ve bu bana daha yakın gelmişti. Presecanario'larda sosyal yetiştirirseniz daha önceden de sizinle paylaştım. Yani Showline, Worldline gibi Presecanario'lar ikiye ayrılmazlar. Presecanario, Presecanario'dur. Gider, şovunu yapar. Siz gerek duyduğunuzda döner, korumasını yapar. Ama siz bir Presecanario'yu sert yetiştirdiğinizde, aşırı agresif yetiştirdiğinizde korkmayın. Yani doğru bir Presecanario aldığınızda, doğru, her Presa'dan bahsetmiyorum. 5-10-15K'lardan ortada bulduğunuz seceresiz piresalardan sakın ummayın bu anlattığım, bu bende gördüğünüz veyahut da başka sosyal medya camialarında yurt dışında gördüğünüz piresalar çıkacağını düşünmeyin. Yani atasının atası böyleydi gibisini. Bu yüzden secereli piresa bir kere en başta çok önemli. Ama bu seceresi var bu piresa güzel olacak mı? Değil tabii ki. Ama en baş elemi bu. Seceresi olacak. Yani biz köpeğin soy ağacına baktığımız zaman ailesinde ne olduğunu görebileceğiz. İşte diyorsunuz ki secere belgelerinde hatalar var. Var evet. Ben de birçok kendini dünyada, Türkiye'de vesairede çok iyi iddia eden üreticilerin köpeklerinin soy ağaçlarını incelediğim zaman sahte secereler görüyorum. Kendileri bile haberleri yok bundan. Sonradan haberleri oldu benim vasıtamla. Ama olabilir. Yani bir dönem bir yerde hata ama hiç olmamasından iyidir. Yani bu çok önemli bir şey. Hiç olmamasından iyidir.
Şimdi biz strese kanaryoları neden şovlara götürüyoruz? Tekrar söylüyorum. Bir kere medeni dediğimiz sosyal strese kanaryo yetiştirmek zorundayız. Yoksa bu ırkın sonu Dogo Arjantin'e gider. Böyle olmasını istemiyoruz. Çünkü benim bu preseyi üretiyorum yasaklanması umurumda değil. Yani ben biliyorsunuz bir köpek üretirim. Eğer onu İspanya'nın üretim kalitesinde beğenmezsem gider hediye ederim. Sonuç köpek üretmek, pazarlamak vesaire yapmak bunlar değil. Sonuç bu ırk gerçekten çok değerli. Daha önceden Cane Corso besledim. Çok güzel bir ırk ama hiç üretmeye heveslendirmedi beni. Ama Prese Canario gerçekten değerli bir ırk. Gerçekten tanımanızı ve tanıttırmanızı istediğim bir ırktır. Şimdi biz bu şovlara gidiyoruz, ne yapıyoruz? Diyoruz ki köpeğimizin bacak açısına bakıyor duruyoruz, sakin durmasını sağlıyoruz, diğer köpeklerle tanışmasını sağlıyoruz, biz diğer insanlarla tanışıyoruz gibi gibi. Örneğin bana köpeklerin sağlığıyla ilgili birçok mesajlar atıyorsunuz, mail gönderiyorsunuz. İşte ne vermeliyim, ne destek yapmalıyım. İnanın bu şekilde ilerlemeyen bir insan olsaydım, yani Presa'yı var olmasına vesile olmayı amaçlayan biri olmasaydım, size tek tek bildiğim kadarını, öğrendiğim kadarını aktarırdım. Ama gittiğim yolda gerçekten bu soruları soran doğru insanlar da var. Sırf handikap yaratmak için malzeme toplamaya çalışan insanlar da var. Bu yüzden birçoğuna da kusura bakmayın cevap yazmıyorum ve sizi veterinere yönlendiriyorum. Ama sizler bu şekilde bir yarışma gruplarına katıldığınız zaman burada birçok arkadaş edineceksiniz. Ve burada edindiğiniz arkadaşların yaşadığı bazı fiziki problemler, bazı genetik problemler, bazı sağlık problemlerinde nasıl müdahaleler yapıldığını bir tecrübe kaynağına ulaşmış olacaksınız. Bir sürü arkadaşınız olacak ve Facebook'tan işte köpeğim kanlı ishal oldu, ne yapmalıyım? Evet, veterinere de götürmelisiniz. Ama bunun yanı sıra veterinere de destek olmak gerekiyor. Hani şöyle yapmışlar, danışmak gerekiyor, yönlendirmek gerekiyor. Yani dog show'a gittim ama benim köpeğimi çok kötü buldular. Şimdi bak, konudan konuya atlıyorum. Niçin? Veterinerin iyisi var. İnsanın iyisi var. Mühendisin iyisi var. Doktorun iyisi var. Yani biz de okuduğumuz okuldan mezun olurken arkamızda 30 kişi mezun ettik. Hepsi iyi mühendisler miydi? Değildi. Yani bir fakülteden bir dönemde mezun oluyor 100 tane doktor. Hepsi iyi mi? Ben bir çocuğumu hastaneye götürdüğüm zaman doktorla konuşmaya başladığım zaman seviyesini algılayabiliyorum. Şimdi bu doktor yetkili ama çok mu iyi? Değil. Ne yapıyorsunuz? Doktoru beğenmediğinizde değiştiriyorsunuz başka doktora. Yani siz gittiğiniz zaman yarışma alanına yanlış değerlendirildiğinizi düşündüğünüz zaman sistemi bırakmak yerine hakemi değiştirmeyi tercih edebilirsiniz. Bunlar bizim de başımıza geliyor. Yani ben 2 yıl hiçbir köpek, bir tane köpeğim varken o kadar çok yarışmaya katıldım. Evet, güzel zamanlar da geçirdim ama çoğunlukla kaybettim. Genel olarak baktığımda çoğunlukla kaybettim. Hiç birinci olamadım. Ne yapacağım? Küseceğim mi? Yok. Yani olaya yarışmalarda birinci olmak, hırs yapmak, biz de kapıldık zamanında. Bu şekilde bakmayın. Sanki bir dernek gibi düşünün. Nasıl diyeyim, eski lugatla bir konken oynamaya gidersiniz, bir kahvede buluşursunuz vesaire. Hani böyle bir yer gibi düşünün. Zaten bu yarışma ücretleri de çok cüzi rakamlarda bir rakamlar. Yani kime fazla gelir? Ben Kocaeli'de yaşıyorumdur, Antalya'ya yarışmaya gidiyorumdur. Evet, bana maliyetlidir ama sen Antalya'da yaşıyorsan o yarışmaya git. Bak bakalım orada ne piresalar var. Kendi köpeğini götür, değerlendirtir. O anki değerlendirmeye kızarak veyahut da gerçekten de sizin köpeğiniz öyle olabilir. Bunu çok zaman sonra fark edebilirsiniz. Çünkü bizler köpeklerimizi evlat gibi seviyoruz. Evlat gibi sevdiğimiz için ona gelebilecek negatif hiçbir unsuru kabul etmiyoruz. Ben de böyleydim. Ben de bunu yaşadım. Sonra ve bunu yaşayan insanlara da çok örnek olmaya çalıştım. Ama sonrasında doğru tektir. Bir şeyleri görmeye başladığınız zaman o zaman algılıyorsunuz, evet doğruymuş diye. Yani olayı moral bozukluğundan çıkartıp yarışma alanlarını bir birliktelik, bir sohbet alanları, bir kimseyle konuşmayabilirsiniz de. Ben şu anda öyle yapıyorum. Yani kimseyle muhatap olmayabilirsiniz. Ama bir gözünüzle bakarsanız nasıl bir prese. Çünkü prese kanaryo dediğim gibi hem değerlendirilmesi zor bir ırktır. Çünkü normal bakacaksınız, gideceksiniz, göreceksiniz. Normal köpeklerden farklı bir anatomisi var ya. Hani kalça yukarıda olması gerekiyor. Sal uzun olması gerekiyor. Sırtının
düz olması gerekiyor diyorlar ama bu hiçbir zaman mümkün değildir. Yani hem salı uzatacaksın, hem kalçayı yukarıda tutacaksın, hem göğüs aşağıda olacak, 3 santim fark olacak, mümkün değil. Ama ne oluyor? Biz bu sisteme bu doğrultuda yorum yapılabilmesi için köpeği ona göre sporlar yaparaktan işte ne bileyim boyun kasını kalınlaştırıyoruz. Sırt üstü kaslarını dolduruyoruz. Sırt doluyor bu şekilde, dediğimiz sırt çizgisi doluyor. Uğraşıyoruz bu şekilde. Sizlere de benim tavsiyem gelip presaları incelemeniz. Çünkü presa aldım. Mesela bir Doberman, bir Rottweiler, herhangi bir şey, yani herhangi bir ırk, isim geçiyorum. Alırsınız benzer. Ama Presa Canario'da yani tipi benzese karakteri benzemiyor. Karakteri benzese tipi benzemiyor. Hani gerçek bir Presa Canario'ya baktığınız zaman gerçekten bunun çok keyif verici olduğunu anlayacaksınız. Ama şunu tekrar söylüyorum. Presa Canario sahiplenmek isteyen arkadaşlar, köpek sahiplenmiyorsunuz, şunu söyleyeyim. Yani ben hani derler ya, köpek gibi itaatkar değil. Yani evet, köpek gibi itaatkar ama köpek gibi değil. Hani ben bazen çok samimi gördüm. Sohbetteki bazı arkadaşlara anlatıyorum. Eşimiz gibi bize yaklaşıyor. Yani gel yap dediğin zaman yapmıyor yani. Gel beni koru diyorsun, korumuyor. Ama senin korumaya ihtiyacın olduğu zaman sen demeden seni koruyor köpek. Yani Presa böyle bir öptür. Ve gerçekten keyiflidir. Evde bir birey olduğunu hissedersiniz. Ben özellikle Presa Canario'yu dost edinmek, kendine hayat arkadaşı edinmek isteyen kişilere daha çok tavsiye ediyorum ve yönlendiriyorum. He, beni sakın yanlış anlamayın. Bana arıyorsunuz, işte Presa Canario kaç para? Yavru kaç para? Böyle bir soruyla ben muhatap olduğum zaman ben cevap vermiyorum. Çünkü doğru bir Presa Canario yurt dışından gidin biraz araştırın, sorun. Getirmek istediğinizdeki bütçeler, maliyetler çok yüksek. Türkiye'de bunları verebilecek insan sayısı az. Biz burada neye odaklıyoruz? Ben bu piresaya iyi bakabilecek kişilere vermeye çalışıyorum. İşte diyorum ki bana bahçenin videosunu at, ne iş yapıyorsun, CV mi vereceğiz diyorlar. Vereceksiniz. Yani almak istiyorsanız vermek zorundasınız. Çünkü emin olun, İspanya'dan, Pedro Miranda'dan ben de bir Presa Canario aldığımda, Türkiye'den almak isteyen birçok kişiye Presa Canario vermemiş kişidir Pedro Miranda. Bu kişiden Presa aldığımda beni okeylediği zaman yemek masasında 7 yıl önce CC8 jipime yapmış olduğum iç döşemeden bahsetti bana. Ve bundan hoşlandığını söyledi. Ya bu ne demek? Adam benim Facebook'uma giriyor ve 7 yıl öncesine kadar beni araştırıyor. Kime yavru veriyorum? Bu bakış açısı benim de çok hoşuma gittiği için ben de bunu elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Ticaret odaklı bir şey bence piyasada olamaz. Çünkü bunun ticaretinin nereden bakarsanız bakın hiçbir şekilde köpek üretimi doğru üretmek istediğiniz zaman para kazandıracak bir unsur değildir arkadaşlar. Değildir yani. Bunun içindeyiz. Ama doğru yapmaya kalkarsan, her şeyini tam yapmaya kalkarsan değildir. Ve köpekler bana göre ticaret para karşılığında böyle yani bu para, bu köpek ver, parayı al, böyle bir şey yok arkadaşlar. Yani. O bir can ve bizler o canın vesile olmasına sebep oluyorsak sen karşılığında ne veriyorsan ver, doğru kişiye gitmesi en başlıca prensiptir benim hayatımda. Çünkü niye? Ben bunu sana verdim, sen bunu yarın sokağa attın, o sokakta birine saldırdın, bitince böyle zincirleme. İşte sos. Biz ne yapıyoruz? Presa Canario'da dog show'lara böyle giderekten bunları birbiri aramızda sohbet ediyoruz. Oradaki güzel insanları görüyoruz, tanışıyoruz. Ben de sizlere tavsiye ediyorum arkadaşlar. Yani kaybetmiş olmanız için önemli. Ya açık söylüyorum, köpek elimde, ringe çıkıyorum bir senedir. Yani Church'te Sanko'nu zapt edemiyoruz. Yani hayvan bir çıkarken bir başlıyor koşturmaya, bir başlıyoruz. Yani bu yüzden tabiri caizse fırça bile yedim hakemlerden. Yani bunu da bir kere zıplatma filan dediler bana. Ne yapayım, zıplıyor. Ya tut, tutabilirsen. Sonrasında ne yaptık? İşte bu yarışmalara götürdüğümüz köpek. Ama köpek sonradan kendine geldi. Sakinledi. Götürdük sonra koruma eğitimlerini. Ben koruma eğitimlerini arkadaşlar yarım bıraktım. Çünkü birkaç video şimdi koyacağım size. Korumada, koruma yaparken ki ve eğitim almadan koruma yaparken ki çocuğun videolarında arkadaşlar yani köpeği tutamıyordum. Benimle tanışan, benimle çalışan insanlar da
hani kol gücümü aşağı yukarı bilirler. Yani ben o köpeği tutamıyorsam birçok insan tutamayacaktır. Ve o orada tam anlamıyla da, çünkü olayın tam farkında değil. Yani bunun tadını aldığı zaman o koruma eğitiminde çok daha sert saldıracaktır. Ben köpeği tutamıyorum ve ben tutamadığım köpekle sokakta nasıl gezeceğim? Yani bütün, bırakın prese kanaryo, bütün ırklarda gidin bunu araştırın. Yani koruma eğitimi tam anlamıyla alabilmesi için bir köpeğin 1,5 yıl, 2 yıl eğitim görmesi gerekiyor. Seni robot gibi dinleyebilmesi için. Bir kere prese kanaryonun beyin yapısına, ruh yapısına ters. Yani robotlaştırmayacaksın bu köpeği. Biz bunu o yüzden seviyorum. Ne diyorum? Evde bir birey. Robot değil, birey yani. O evde bir birey. O yüzden ben preseyi robot, mekanik, kontrollü bir köpek olmadığı için prese seviyorum ve var olmasına aracı oluyorum. Bu hale de dönmesini istemiyorum. Çevirdik diyelim bunu robota, sırf anlasınlar diye robot gibi hareket etmesini bekledik. Ama köpeği tutamıyorsun. Tutamadığın bir köpeği neden bu kadar vahşileştiriyorsun arkadaşlar? Prese kanaryo olmayan köpekler tabii, o küçük 50 kilo 40 kilo bandında, 35 kilo bandında köpekler, eğitim onlara hiçbir problem yok. Ama 65 kilo, 70 kilo, 80, 85 bu bantlara dayanan preselerde tutamazsın çünkü çok güçlü. Work work diye dediğin köpeği de bu köpek gerçekten belini kırar ve hani atletikliğinden şüphe ediyorlar. İnanın prese kanaryo, gerçek bir prese kanaryon atletikliğinden şüphe etmenize gerek yok. 65-70 kilo bandında bir prese kanaryonun ben ne kadar atletik olduğunu gördüm. Prese kanaryolarda en önemlisi secereli olması. Secereli köpekleri ve zıplaması. Gökleri sergiliyor bize. Köpekler hem bu şekilde size bağlıdır, hem de koruma gerektiği zaman az önce Marinero'da gördüğünüz gibi size korumasını sergiler. Gördüğünüz gibi koruma sergiliyor şu anda zaten. Ya şu an bana olan sevgisi ve mutluluğu. Çok tatlı bir şey gibi. Bazı arkadaşlarımızda 85-80 kilo bantlarında da presalar vardı, videolarını izledim. Onların da presalarının ne kadar atletik olduğunu gördüm. Yani prese mi değil mi? Soru bu. Bunu nasıl anlayacağız? İşte yarışmalara geleceğiz. Secere çıkartacağız. Bu şekilde anlayacağız. Şimdi konuyu güzel yuvarladık. Biraz sizden bahsettik. Bundan sonraki videolarım biraz daha sıkı olacak. Yani daha sık paylaşım yapacağım, artık yemileyim. Şimdi bana sormuş olduğunuz sorulara bu süreçte birkaçını toparladım. Cevaplamak istediğim soruları buraya yazdım. Diğer soruları da bir sonraki videolarda sizden geldikçe birleştirip paylaşacağım. Şimdi prese kanaryo secerenin önemi. Yani buna çok takılıyor insanlar. Prese secere önemi. Evet, önemli. Ne dedim? Doğru bir prese kanaryo sahip olmanız için öncelikle kimlik belgesi. Secere dediğiniz bu arkadaşlar. Kimlik belgesi. Soy kütük belgesi. Bu lazım. Buna bakacaksınız. Buradan ilerleyeceksiniz yavru alırken. Yarışmalar ne işe yarar? Yarışmalar ne işe yarar? Köpeğini değerlendirtirsin. Köpeğin orada işte bizlerle tanışırsın, başka insanlarla tanışırsın. Hani o anlattığım az önceki konuşmalarımı yaşarsın. Ve bunun yanı sıra şunu dediğim gibi tekrar üstüne basıyorum. Şimdi her hakem belli bir köpekte uzmanlaşır. 1-2-3 ırk diyelim. Siz gittiniz mesela bir podul hakemine. Eğer prese kanaryoya veya mastif ırklarına hevesi olmayan, hani podul üzerine yoğunlaşmış. Çünkü bana bir podulu sorsanız, inanın ben bir podula baktığım zaman iyi mi kötü mü anlayamam. Hani ama bir mastif köpeğine yorum yapabilirim, podula yap. Hani hakem de bu şekildeyse, yani diğer ırklara heves sarmamışsa, bir podul hakemi bir prese kanaryoya yapacağı yorumlar
Çünkü her şey görecelidir, yanlış olabilir, doğru olabilir. Siz bu bir yoruma takılarak köpeğinize küsmemeniz gerekiyor. Tekrar gelmeniz gerekiyor, tekrar gelmeniz gerekiyor. Sonra bu yorumları toplayacaksınız, tamam mı? Bir bilir bir kişi, bir hakemle, başkan, başkan yardımcısı, işte ne bileyim veya kendi ırkınızın hakemiyle bu değerlendirme belgelerini toplayacaksınız. 6-7 yarışmaya geldiniz. Köpeğinizi de getireceksiniz. Çok iyi ve ilgili insanlar. Diyeceksiniz ki size bunu tavsiye ediyorum yapmanızı. İşte bir tane değerlendirmede benim köpeğime böyle yazıldı. Böyle. Bir bakabilir misiniz? Hani sizce nasıl benim köpeğim? Hani oradan da bir destek, genel raporları değerlendirip bir ortalama çıkartırsınız ve köpeğinizin durumunu öğrenirsiniz. Ve orada alacağınız bu genel yorumlarla da köpeğinizi eşlemek isterseniz eğer, ki bir gün çıkacaktır ben görüyorum, yani işte erkek kresan var, eşleyelim. Onlara kendi karşıdaki bunu bir kere köpeği nasıl incelemeye başlayacağınızı göreceksiniz orada. Öyle yani size anlatıyorlar çünkü diyor işte böyle durması lazım, şurası böyle olması lazım gibisine. Sonrasında ona göre bir eş seçeceksiniz. Veyahut da kendi köpeğinizi bileceksiniz, ama dediğim gibi amaç burada köpek değerlendirmek değil. Benim için değil. Sizin için de tamamen birinci amaç bu olmamalı. Hani biz orada eğleniyoruz. Bir dernek, bir kurum, buluşuyoruz. Hani yarın öbür gün piyasa için bir şey yapılması gerektiğinde hepimiz birbirimize ulaşabilme imkanımız olacak. Ben köpek üretmiyorum. Secere neden önemli? Ya sen işte bir tane üretici bir arkadaş birine piyasa vermiş işte, ya da ben vermişim diyelim. Bana diyor ki ben eşleyeceğim bunu. İşte diyorum ki gidin yarışma alanına, veyahut da bunların arada kayıt günleri vardır KİF'te. Köpek Irkları Kinoloji Federasyonu diye internete yazarsanız KİF çıkıyor. Oradan arayarak da ulaşabilirsiniz. Köpeğinizi secere belgesi nasıl alınır, üretim izni nasıl alınır, bunları öğrenirsiniz detaylı olarak da. Ama ben size kısa geçeyim. Sen şampiyon bir köpek almışsın, çok iyi bir soy almışsın. Secere belgesiyle sana verilmiş. Sen iki tane evrak parçasıyla uğraşmamak, bir kere köpeğini götürmemek için köpeğin üretim izni almıyorsun ve secere önemli olmaz arkadaşlar. Bir kere emeğe saygı vereceksin. İkincisi Prese Canario'ya saygı vereceksin. Benim yavru sahiplendirdiğim kişi Prese Canario'ya değer vermesi gerekiyor. Köpek alıyorum diye gelecek adamdan ben işim yok. O yüzden yani köpek alıyorum diye gelen adam zaten buna önem vermez. Yani eşleşsin, gönlü olsun. Ya köpeklerin bir kere böyle bir ihtiyacı yok zaten de. Bunu bilin. Madem yapacaksanız da bunu kayıt altında resmi şekilde yapacaksınız ve köpeğin soyunu devam ettireceksiniz. Benim tavsiyem bu. Köpek şovları, sosyallik. Yani bundan bahsetmiştim daha önce. Bahçede aslan gibi gezen piresaları geçtim birçok köpek ırklarını. Yarışma alanlarında böyle yerlere işerken, gezerken görüyorum. Sosyallik çok önemlidir arkadaşlar. Bahçenizde timsah gibi bir köpek olabilir. Ama dünyanın bin bir türlü hali var. Bir yerden bir yere gitmek istersiniz, bir şey olur vesaire. O köpek sizi yeterince koruyabilmeli. Çünkü niye biz koruma köpeği, savunma köpeği bakıyoruz? Bu çok önemli sosyallik. Ve bazen korktuğu için ısırabilir de yani. En başlısı bu yani. Korktuğu için saçma sapan bir hareket yapabilir. O yüzden şovlardaki sosyallik önemlidir. Bırakın köpekleriniz başka köpeklerle tanışsın. Sosyal olsun. Ve özgüveni de artacaktır, emin olun. Gerçek bir Prese Canario ise diğer köpeklerle tanıştıkça duruşu değişecektir. Köpeğinizin biraz sert olunca ağızlık takacaksınız. Bak köpek alan yarışma alanlarında asla ve asla size tavsiye ettiğim bu. Sizi oralara davet ediyorum. Gelmenizi istiyorum. Ama köpeğinizde agresyon problemi varsa ona ağzını takacaksınız. Uslu durmayı öğreteceksiniz orada. Çünkü oranın birinci kaidesi sosyalliktir. Huzurdur. Doğru Prese Canario nasıl alırım? İşte dediğim gibi şimdi buraya da bir video koyacağım. Secere belgesinin önemini anlatan, yarışma alanında bir kanal geldi. YouTube kanalı. Bir çekim yapmak istedi. Ya onlarla bir video çekimi yaptık. Sağ olsunlar bana da o bir parçayı yolladılar. O kadar eğlenceli bir vakit geçiyor ki yani gerçekten çok güzel. Ve burada şundan bahsediyordum. Prese Canario'lar havlamazlar. Evet arkadaşlar, ben Prese Canario'nun havlayanını sevmiyorum. Havlayan da çıkıyor mu? Benim Marinero kızım var bir tane. Gerçekten çok güzel bir dişi.
Church'ten bile daha üstün görüyorum onu, açıkçası size söylemek gerekirse. Ama ağzı boş dişi biraz yani, havlıyor. Havlıyor ve bu beni kızdırıyor birazcık. O da orada, hatta ben diyorum ki işte Presa Canario havlamamalı. Kamera böyle alttan tehditkar bir şekilde gelince tedirgin oluyor. Tasma da bende. 9 aylık daha orada. Ve ilk defa ya da ikinci defa yarışma alanına geliyor. Marinara Church gibi sosyal olmadığı için hani o kadar çok vaktim olamadı onda. Bir çocuk küçükken geldi. Arada bir kaldı 5 ay. Getiremedik. Onda başlıyor hemen kameramana karşı havlamayı, göreceksiniz birazdan. Özgür Bey ve Marinero var yanımızda. Özgür Bey hoş geldiniz. Bu benim hobim. Ve Tenerife'den getirdiğim Presa Canario'ları Türkiye'deki presa severlere tanıtmak. Bu saf anatomiyi İspanya'da Tenerife'de olması gereken gibi sergilemek bir misyonumuz oldu. Presa Canario'lar anatomi olarak hem güzel bir anatomiye sahiptir hem de sakin ve dengeli bir karakterdedir. Peki benim merak ettiğim soru da, neden özellikle Presa Canario? Yani bu ırkta sizi cezbeden, bunun soyunu için bir şeyler yapmanızı gerektiren o kıvılcımı size ne verdi? Tercihiniz neden bu yöndeydi? Daha önceden de birçok ırk besledim. Presa Canario'larda köpeklerde olan bildiğiniz üzere his. His dediğimiz olayın aşırı miktarda fazlasını yaşadım. Örneğin ruh halim iyi değilken hiçbir zaman presen bana yaklaşmaz ama başka ırklarda hep bana bir sokulup beni rahatsız ettiklerine şahit oldum. Presalar hem havlamazlar hem sakinlerdir ve olabildiğince dengeli oldukları yanı sıra derken havladı. Derken havladı. O kadar haklısın ki, o kadar haklısın ki. Hemen korumaya alın. Aynen. Aynı zamanda koruma da yapıyor. Mükemmel derecede korurlar. Ve bu kızımız daha 9 aylık. Ooo, daha bitmişmiş. Okey. Grand Türkiye şampiyonu oldu. Şu anki yarışmada da hangi kategoride yarışıyorsunuz? 19-18 ayda yarışıyorum. Güzel. O zaman birazdan sizi yarışma için uğurluyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Neden Presa Canario üretmek istediniz? Bu soru çok geliyor. Şimdi bu soruyu cevaplarken diğer köpeklerin üzerine basmak bence çok anlamsız. Ama benim mesleğimi yapan birisi tarafından Presa Canario üretmek gerçekten çok meşakkatli bir iş. Uzaktayım. Hani uğraştırıyor. Bazen 6-7 ay karada kalıyorum sırf bir batını alabilmek için. Kaybettiğim burada çok fazla tabii de, gemide çalışamadığımdan ötürü. Bence özel bir ırk. Sahiplendikçe fark edeceksiniz, göreceksiniz. Özel bir ırktır Presa Canario. Ve çok güzel bir ırk. Özellikle de 12 aydan 13 aydan sonra mükemmel bir uyum sağlıyor size. O arada 12 ay olana kadar bir aşırı yaramazlıkları oluyor işte. Gel diyorsun, şey yapmıyor, orayı kemiriyor ve her standart köpekte olduğu gibi. Ama 12-13 aydan sonra gerçekten bambaşka bir duygu yaşıyorsunuz köpeğinizde. Takviye ne veriyorsunuz, mama ne veriyorsunuz? Ben verdiğimi söylerim. Presa Canario'nun secdesi varsa, soyuna bakarsan nasıl gelişimi varsa ona göre beslemeniz. Mesela benim sahip olduğum Sam Korkan attığını zayıf beslemen gerekiyor. Ama kilolu besleyin dediler. Doldur köpeği dediler. Doldurduk işte, köpeği tekrar toparlayana kadar çok uğraştık yani. O yüzden köpeğinizin seceresini bilmeniz ve bu size en doğru desteği bence üreticisi verecektir. Ondan destek almanızı tavsiye ederim. İşte hakem köpeğimi kötü değerlendirdi. İşte ben yarışmayı bırakıyorum. Bunu da konuştuk. Dediğim gibi köpekler bir kere değerlendirmede, bir tane değerlendirmede size sonuç alabileceğiniz bir şey değil. Bunu defalarca kez yapacağız ve değerlendirilirken de siz de bir şey öğreniyorsunuz. Yani ben bir sene sonra öğrendim köpeği hakeme karşı dümdüz koşturacak, hakem tam arkanda olacak, ona göre hizaya alıp koşacağım. Bir senedir git diyorlar, ben kafama göre ileri doğru gidiyorum, kafama doğru geliyorum. Sonra diyorum ki neden kaybettin? Sen hakem burada, sen bu şekilde yürüteceksin köpeği. Hakem arkadan bakacak, arka bacaklar, ön bacaklar, açıları nasıl? Nasıl basıyor, nasıl yürüyor? Sen hakem burada, sen buradan köpeği yürütüyorsun. Hakem şöyle baktığın zaman 3 bacak görür yani. Hani 2 bacağı bir de görür. Yani senkronizasyonu görmez, şeyi görmez. Ben bunu bir sene sonra öğrendim. Bir seminere katıldım. İşte bak köpek seminerleri diyorlar. İşte o arada o yarışmalara geldikçe bunları öğrenirsiniz. Ben bir sene sonra öğrendim. Bir senedir de niye kaybettiğimi merak ediyordum yani.
Şimdi bu kaybetmenin nedenlerinden biri, hakem göremiyor ki. Hakem dönüp sana demez, benim önümden yürü. Çünkü bir sürü köpek var orada, değerlendirme sırası bekliyor. Onları siz bileceksiniz. Asıl amaç değerlendirmek, evet, ama biz birlikte olacağız. Yani ben bir yarışma alanında 3-5 tap gördüm, 8 pirası. 9 pirası, 4'ü 5'i benim. Hani o yüzden ne kadar pirasa olursak o kadar iyi. Yarın öbür gün bir derneğimiz de yok. Yani hep beraber birlikte sevdiklerimiz de sevmediklerimiz de fark etmiyor. Bir dernek kurarsın, toplu piresalarla bir şeyler yaparsınız. Hani derneği kurmasan bile, inanın şu an buna gönlüm çok geçmiyor. Derneği kurmasan bile orada bir sistem var işte, kif gidersiniz. Bence güzel alanlar, tavsiye ederim. Sağlıcakla kalın.